Taliban'ın inancıyla ters bir yanımız yok mu? Türkiye'deki siyaset anlayışıyla Taliban'ın bugün Afganistan'da uyguladığı siyaset birbirine paralel mi? Ne demek istiyor Sayın Cumhurbaşkanı? Evvela tabii ki Hüseyin Hoca'yla beraber olmak her zaman bir zevk. Evet. Bir iki şey daha söyleyeyim. Şimdi Pakistan'ın kuzeyinde Peşaver'de medreseler var. O medreselere Fas'tan Endonezya'ya kadar radikal İslamcılar geliyorlar. Orada matematik, kimya, fizik okumuyorlar. Cihat eğitimi görüyorlar. Ve Taliban oradan doğdu. Onu bir kere atınca ve Taliban hareketi aslında bir Peştun hareketi diye başladı. Şimdi şeye baktığınız zaman orana Peştunların nüfusu oran %40 civarı. %25-27 civarında Tacikler var. %15 Hazaralar var. %15'te Özbeklerle Türkmenler var. İsterseniz tam rakamları vereyim. %40 Peştun, %24 Tacik, %15 Hazara, %11 Özbek, %4 Türkmen, %3 Aymak, %2 Beluci, %1 diğer etnik kökenler. Buyurun. Onlar eski rakamlar. Ha son ve değiştiyse bilemiyorum. Bu Wikip... Benim söylediğim o zaman size yeni rakamları söyleyeyim. Buyurun. Gerçi tabii tahmin yapıyorlar. Yani onlar 70'ten bu yana bir nüfus, yani bir böyle nüfus şeyi yapmadılar. Yok öyle bir şey de. Tahmin şu. 42 Peştun, 27 Tacik, 15 Hazara, 15 işte Türkmen ve Özbek. Evet. Yani en son resmi olarak yaptıkları rakam bu. Nüfus da 32 ile 35 milyon arası. Şimdi bu bir kere altını çizilmesi gereken bir konu. Çin bölgenin en önemli aktörü. Benim orada olduğum zaman da dünya savaşırken Çin Afganistan'a maden alanında yatırım yaptı. Yani benim o zamanki rakamlara göre 7-8 milyar dolar sahaları kapattılar. Orada çok önemli, işte söylediği lityum, geleceğin bir madeni, bakır çok önemli miktarda var. Henüz çıkarılmayan gaz ve petrol var. Daha da başka madenler de var. Yani bunlar çok zengin bir ülke aslında. 50 yıldır savaşta olan bir ülkeden ne bekleyebilirsiniz? 73'te bu yana 50 yaşına kadar olan insanlar savaştan başka bir şey görmedi. Durumu iyi olanlar bu süre içinde dışarı gidip yüksek eğitim aldılar. Sonra da bir kısmı döndü. Orada yoksul biçimde savaş yaptı. Savaşa gittiler. Eğitimlerini yapamadılar, bir şey yapamadılar. Sonradan işte gidip Peşaver'de medrese eğitimi aldılar. Şimdi Taliban'ın da aslında ortalama eğitimi medrese. Yani bir ülke yönetimini yapabilecek yeterli bir elemanları falan olduğunu da sanmıyorum. Şimdi Taliban şu anda yumuşak mesajlar veriyor. Ben Taliban'ı iki tane şey söyleyeceğim, altını çizeceğim. Bir, Taliban değişmedi. Yani bir süre sonra Taliban yine Taliban. Yani yine kadınlar sokağa, kadınlar aynı şekilde cinsiyet göreceklerdir. Yine kız çocuklarını belki 10 yaşına kadar müsaade edeceklerdir. Ve okulların hepsini medreseye çevirme ihtimalleri yüksek. Yani zaten söylüyorlar, biz şeriata göre yöneteceğiz diyorlar. Ulema karar verecek diyorlar. Nasıl bir yönetim kuracağı belli değil. Yani İran'a benzer bir şey de kurabilirler. Yani bir Ayetullah gibi bir kişiyi bulup, yani bulup ondan sonra onlar kendi arada bir konsey falan gibi. Şimdi yani Taliban çok yani Selefi Vahabi ideoloji ve kültürüne sahip. Orada bir aslında acıma yok. Orada bir saygı yok. Orada kadınlara falan bir şey, insan olarak görme yok. Bütün bunlardan vazgeç, bunlar hepsi olacak. Birinci tehlike bu. İkinci tehlike olabilecek daha, tahminim öyle. Umarım olmaz. İkinci tehlike
IŞİD gibi, El-Kaide gibi terör örgütleri ve buna benzer radikal terör örgütleri biz bir bölge bulduk, oraya doğru gideceklerdi. Belki de oradalardı bir kısmı zaten. Yani olmaması mümkün değil. O zaman o sadece Afganistan için değil, bütün dünya için bir tehdit ve bir tehlike. Olma ihtimali çok yüksek, geçmişte de oldu. O bakımdan iş o kadar kolay görülmüyor. Yani o bakımdan bizim şimdi şey de yani demin Hüseyin Hoca'nın söylediği özellikleri bunu en iyi anlayan ve gören Atatürk olmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? O yıllarda sınırımız yok. Kolay şey yok. Kolay ulaşım kanalları yok. Ve Afganistan'da ilişkiler. Yani görmüş Asya'nın böyle yani Orta Asya'nın bir anlamda ortasında böyle bir kafe şey gibi duruyor. Baktığınız zaman haritaya. Sovyetler Birliği oraya müdahale ederken bir amacı da oradan okyanusa gitmekti. Yani eğer hakim olabilselerdi oradan okyanusa atacaklardı. Ki başka türlü nerelerden geçiyor? Daha önce beri tarihten falan. Şimdi öyle önemli şeyler var ki yani Türkiye çünkü hepsinin bir sempatisi var ve saygı duyuyorlar. Yani hepsi, bütün Afganistan'ın öyle bir özelliği var. Şimdi daha ortada cumhuriyet yok. 23 Nisan 1920'de meclis açılmış. 1 Mart 1921'de onu tanıyan ilk ülke Afganistan. Sovyetler Birliği bile ondan 2 hafta sonra tanıyor 16 Mart'ta. Türkiye'yi ziyaret eden ilk resmi ziyaret Emanullah Han'dan geliyor 1928'de. Ondan sonra şey var, Venizelos var ve Şah var. Öyle önem vermiş ki Kor General Naci Paşa'yı onların Harbiye Nazırı müsteşarı olmuş. Yani uzman falan değil, müsteşar. Kazım Orbay Başkanlığı'nda çok değerli bir askeri heyet kuruluyor. Orduyu yönetmek ve denetmek, orduyu eğitmek üzere. Ve uzun süre kalıyorlar Afganistan'da. İlk büyükelçiyi şimdi söylersem biraz o dönemde şaşırır, hepimiz şaşırıyoruz. Medine Fatih'i ki büyük kahraman, Fahrettin Türkkan Paşa, Afganistan'ın ilk büyükelçisi Türkiye'den giden. İkinci büyükelçi Hikmet Bayur. Üçüncü büyükelçi Hamdi Sağ Süpür Tanrıöver. Yani böylesine bir görmüş orada insanları da diye. Daha doğrusu şimdi dönüp baktığınız zaman orası bir Taliban'ın devleti olmasın diye bunları yapmış diye anlaşılıyor. Yani bir modern bir Afganistan olsun diye zaten kök temelinde de var. Şimdi Türkiye ne yapabilir? Yani Türkiye bana göre yapabileceği şey komşu ülkelerle birlikte bir ortak sivil hükümet kurmak. Yani Taliban da içinde bulunacağı bir karma hükümet kurmak. Yani diğer etnik gruplarından da alınarak. Çünkü Taliban bir Peştun hareketi. Hatta bir anlamda içinde Peştun milliyetçiliği de var. Nüfusun %40'ı, %60'ı bir tarafta. Yani Türkiye'nin yapabileceği bana göre bu aşamada en büyük şey barış yöntemi kullanarak, siyasi ağırlığını kullanarak Afganistan'da sivillerin de içine olacağı ve özellikle kadın hakları konusunda falan gerekli adımlar atabileceği bir deneme yani olursa yararlı olur. Yoksa tümüyle Taliban'a bırakıldığı zaman benim tahminim demin söylediğim gibi bir süre sonra şey olacaktır. Yani bir süre sonra bilinen Taliban'ın yöntemlerini uygulamaya başlayacaklar diye tahmin ediyorum. Peki Taliban'ın bizim de ters yanı yok sözüne cevap vermediniz. Yani böyle mi Türkiye gerçekten? Ben merak ettim onu. Konuşulmaz bile o. Yani bizim öyle bir inan, yani Türkiye'nin böyle bir Taliban inancı olabilir mi? Olamaz. Yani o inançta kadınlar sokakta tek başına dolaşamaz.
yanında birisi varsa ya o erkek ya kan kardeşidir, abesidir, çocuğudur ya da kocasıdır. Onun dışında burkasız bir kadın sokağa çıkamaz. Kadınların işe giderler diyor ama şeriat şeyleri uygulanacak diyor. Yani Türkiye bir şeriat, bizim için böyle şeriat diye Türkiye Cumhuriyeti'nin layık Türkiye Cumhuriyeti öyle bir şey yok. Yani orada ben yanlış şeyi söylemiştim aslında. Nasıl onun inancıyla bizim inancımızın bir olması mümkün değil. Başka hiç, kolay kolay hiçbir İslam dünyasının da öyle değil ya. Böyle bir Taliban'ın geçmişte uyguladığı yöntem hiçbir Arap ülkesinde yok, İslam ülkesinde. Suudi Arabistan'da da yok. Herkes daha iyiye gitmeye çalışıyor. Onun için yani bizim onlarla bir böyle inanç birliği, uygulama birliği söz konusu olamaz. Yani bu yakında 100 yılını kullanacağımız cumhuriyete